Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Honor 50 akıllı cep telefonu. Honor bir süredir cep telefonu piyasasında sessizliğini koruyordu. Akıllı bileklik, akıllı saat, işte kulaklık gibi ürünlerle piyasada kalmaya devam ederken cep telefonu duyurmuyorlardı. Bunun sebebi Honor telefonlarda Google servislerinin olup olmayacağı böyle bir muallaktaydı. Fakat an itibariyle Honor markası bağımsız bir marka ve telefonlarında Google servisleri olacağı an itibariyle kesinleşmiş durumda. Bu önümde görmüş olduğunuz Honor 50 modelinde de Google servisleri bulunuyor. İncelemeye öncelikle telefonun tasarımından başlamak istiyorum çünkü tasarım fazlasıyla hoşuma gitti. Telefon 7.78 mm'lik bir inceliğe sahip, 175 gram yani gayet hafif diyebileceğim bir ağırlığa sahip. Onun dışında gördüğünüz gibi ekranımız hafif kavisli, aynı kavis telefonun arka tarafında da devam ediyor. Bu sayede ele fazlasıyla güzel bir şekilde oturuyor. Yani telefonu elinize aldığınızda hem çok konforlu hissettiriyor hem de fazlasıyla premium bir havaya sahip. Ayrıca arkadaki kamera çıkıntıları da hem tasarım olarak gayet güzel duruyor hem de öyle abartılı bir çıkıntı yapmıyor. Ekranımız 6.57 inç boyutunda OLED bir panel kullanılmış. DCI-P3 renk gamutunu %100 olarak destekliyor. HDR desteğimiz var. Ayrıca 10 bit renkler üretebiliyor. Ve bunlarla da kalmayıp 120 Hz'lik ekran tazeleme oranına sahip. Özetle telefonun ekranı sadece en üst seviye amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz ekranlarla aşağı yukarı aynı seviyede. Telefonda ekran altından parmak izi okuma sensörümüz de bulunuyor ve parmağınızı doğru yere yerleştirdiğinizde hem akıcı hem de gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Parmağımı buraya koyduğum anda altta ledler aydınlanıyor. Bu OLED panel olduğu için sadece o kısmı aydınlatabiliyor. Ve parmak izi okuma işlemi gayet hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun dışında tabii ki isterseniz yüz tanıma veya şifreyle de telefonunuzu açabiliyorsunuz. Kameralara geçecek olursam öncelikle ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor. Honor çıktığı günden beri ön kameraya çok önem veren bir firma ve bu modelde de buna devam etmişler. Ön kameramız hem çözünürlük hem kalite olarak gayet güzel. Bunun yanında geniş açıyı da destekliyor. Şuradan rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz geniş açıya. Bu sayede kalabalık selfie'ler çekecekseniz rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Hatta ikisinin arasındaki farkı göstermek için şöyle hemen iki tane selfie çekineyim. Bu normal hali. Bu da geniş açısı. Arka plandan ne kadar fark ettiğini rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Arkadaki kameralara geçtiğimizde öncelikle ana kameramız 108 megapiksellik bir çözünürlüğe ve f1.9 diyafram açıklığına sahip. Bunun yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro kameramız ve yine 2 megapiksellik bokeh kameramız bulunuyor. Bokeh kamerası portre fotoğraflar çekerken arka tarafı bulanıklaştırmanızı sağlıyor. Yaptığım testlerde ana kameranın gün ışığı fotoğraf performansını fazlasıyla beğendim. Tabii diyebilirsiniz gün ışığında neredeyse bütün telefonlar düzgün fotoğraf çekiyor artık. O yüzden telefon incelemelerine artık gece performansını da dahil etmeye çalışıyorum. Gece dışarı çıktım bununla, şansıma yağmurlu bir havaydı. Ve yağmurlu hava uzun pozlama yani gece fotoğrafı çekmek için çok ideal olmasa da gayet güzel sonuçlar ortaya çıkarttı. Şu an zaten görüyorsunuz. Gece çekimlerinde sadece gökyüzünde böyle hafif grenler olduğunu gördüm. Fakat dediğim gibi o gün yağmurluydu ve çok gri bir böyle puslu bir hava vardı. Ve kameraların en çok zorlandığı renk genel olarak gri renk oluyor. Dolayısıyla orada hafif gren görmeyi mazur görebilirim. Bence gayet iyiydi. 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız tabii ki ana kameramız kadar başarılı değil. Gün ışığında kullanılabilir sonuçlar veriyor fakat düşük ışıkta bayağı gren yapmaya başlıyor. Makro kameramız ise 2 megapiksel olduğu için beklentim düşüktü ama hiç fena sonuçlar vermedi. Yani güzel makrolar çekebiliyorsunuz. Ve 2 megapiksel kulağa her ne kadar çok az gibi gelse de aslında sosyal medyada paylaşmak için yeterli bir çözünürlük. Normalde incelemelere her zaman kutuyla başlıyorum. Bu sefer kutuyu göstermeyi unuttum. Telefonun kutusuna şöyle bir bakacak olursak öncelikle telefonun 5G destekli olduğunu görüyoruz. Yani ülkemizde 5G kullanılmaya başladığında direkt bu telefonla kullanmaya başlayabileceksiniz. Onun dışında bir tane silikon kılıfımız çıkıyor. Şöyle telefona beklendiği gibi fit bir şekilde oturuyor. Yani direkt telefonun içinden çıkan ve bu telefon özel olarak yapılmış bir kılıf olduğu için. Ve kutu içeriğinden çıkan son şey şu devasa adaptör. Bu adaptör 66
36 wattlık bir çıkışa sahip. Yanında gelen kablo kalitesini hissettiriyor. Birazcık kalın ve güzel bir kablo. Honor yalnızca 20 dakikada telefonu %70'e kadar şarj edebileceğinizi belirtmiş. Tabii ki ben kendi testlerimi de yaptım. Ve yaptığım testlerde telefon 0'dan %40'a yalnızca 10 dakikada geldi. 17 dakikada %60, 25 dakikada %80 ve yalnızca 42 dakikada %100 seviyesine ulaştı. Telefonun şarj olma kapasitesi ortam sıcaklığına göre birazcık değişebiliyor bu arada. Yani bu verilere artı eksi birkaç dakika eklenebilir. Fakat sonuç fazlasıyla etkileyici. Hatta telefonu kullanım şeklinizi değiştirebilecek seviyede bir hızdan bahsediyoruz burada. Yıllardır hepimiz gündüz telefonları kullanıyoruz ve yatmadan önce şarja bırakıp o şekilde uyuyoruz. Yani genel olarak insanlar bu şekilde telefon kullanıyor. Fakat telefonu bu kadar hızlı bir şekilde şarj edebildiğinizde gece şarja takmayı unuttum endişesini üstünüzden atıyorsunuz. Hani örneklendirmem gerekirse sabah kalktınız telefonu şarja takmayı unutmuşsunuz ve yalnızca %20-%30 falan şarjınız var. Hemen telefonu şarja takıyorsunuz. O sırada elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz, duşunuzu alıyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz veya kahvaltınızı yapıyorsunuz. Telefonun şarjı dolmuş oluyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4300 mAh, onu da belirtmeden geçmeyeyim. Çok etkileyici bir değer olmasa bile bu incelikte ve bu ergonomide bir telefon için fena değil. Ayrıca telefonda Snapdragon 778G model işlemci kullanılmış. Bu işlemci yeni nesil bir işlemci. Verimlilik oranı da gayet yüksek bir işlemci olduğu için çoğu kişi bu cihazla bir günü çok rahat bir şekilde çıkarabilir. Ayrıca bu işlemci her ne kadar 800 serisinden olmasa bile 800 serisine en yakın performans veren işlemcilerden bir tanesi. Arayüzde gezinme performansınız gayet akıcı. İşte bir fotoğraf çekerken falan sizi çok fazla bekletmiyor. Oyun oynarken gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Ben PUBG Mobile ve Arena of Valor'la denedim. PUBG Mobile'da HD çözünürlükte aşırı yüksek kare hızlarıyla oynayabiliyorsunuz ve bu 120 Hz'lik ekranın tadına varabiliyorsunuz. Gelelim telefonun video performansına. Arka kamerayla 4K 30fps, ön kamerayla ise Full HD çözünürlükte 60fps olarak kayıt alabiliyoruz. En azından arka tarafta 4K 60fps olsun isterdim fakat bu telefona bu özelliği koymamışlar. Fakat videoda çok güzel bir mod eklemişler. Şurada görmüş olduğunuz çoklu video modu. Bu modda telefonun hem ön kamerasını hem de arka kamerasını aynı anda kullanabiliyorsunuz. Modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yani kameradan zoom falan yaptığınızda herhangi bir kesinti olmuyor. Bunun dışında bu çoklu kameranın farklı seçenekleri de var. Mesela buradan sadece ön kamerayı kullan diyebiliyorum ve kaydım durmuyor. Bu çok önemli bence. Sadece arka kamerayı kullanmaya başlayabiliyorum. Şu şekilde ön kamerayı köşeye yerleştirip yine ben çekim yapmaya devam edebiliyorum. Arka kamerada aynı anda hem normal kamerayı hem de geniş açı kamerayı kullanabiliyorum gibi pek çok seçeneğimiz var. Özellikle telefonda video çekiyorsanız aynı anda hem kendi tepkinizi gösteriyor oluşunuz hem de çevreyi göstermeye devam ediyor oluşunuz. Fazlasıyla güzel düşünülmüş bir özellik. Bunun dışında bunu bir konserde de kullanabilirsiniz. Yani hem bir taraftan insanların tepkilerini gösterip hem de sahneyi gösterebilirsiniz. Herhangi bir rehber videosu hazırlarken kullanılabilir vesaire, pek çok farklı senaryoda kullanılabilecek bir mod olmuş. Kamera arayüzünü kullanmak gayet basit. Buradan istediğiniz modlar arasında rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Diğer kısmında da işte bazı özel durumlar için farklı seçenekler bulunuyor. Buradan bir belge tarayabiliyorsunuz, panorama fotoğraflar çekebiliyorsunuz gibi. Son olarak unutmadan bana gelen model gece yarısı siyah rengine sahipti fakat yeşil renk seçeneği de bulunuyor. O renk de gayet güzel duruyor. Genel olarak telefonu toparlayacak olursam ergonomik, şık ve premium hissiyatlı yapısı gayet güzel. 4300 mAh'lik batarya çok etkileyici olmasa bile yanında gelen 66 wattlık şarj adaptörü fazlasıyla etkileyici. 4300 mAh'ı de kötüymüş gibi algılamanızı istemem. Bir günü dediğim gibi rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz bu telefonla. Telefon ekran deneyimine diyebileceğim hiçbir şey yok. Fazlasıyla güzel. Bu arada ekranla ilgili söylemeyi unuttuğum bir şey var. 120 Hz'lik tazeleme oranının yanında ekran dokunma algılama hassasiyeti 300 Hz. Özellikle telefonda oyun oynamayı seviyorsanız bu kesinlikle fark ettiren bir detay oluyor. Kamera deneyimimiz ön kamerada ve arkadaki ana kamerada gayet güzel. Makro ve ultra geniş açı kameralarımız her koşulda kullanılabilecek seviyede olmasa bile böyle seçeneklerimizin
cihazın olması da güzel. 5G desteğini hala Türkiye'de kullanamıyor olsak da elbet bir gün kullanabileceğiz ve kullanabildiğimiz gün geldiğinde telefonunuzda bu özelliğin yer alması artı 1 puan. Her ne kadar telefonun yazılım özelliklerine çok fazla değinmemiş olsam da yazılım olarak da gayet dolu dolu bir cihaz olmuş. Sadece şu üst telefonu indirdiğimde bile mesela burada bir e-kitap modumuz var. Telefondan kitap okumayı seviyorsanız bu mod fazlasıyla güzel. Onun dışında mesela telefonu çocuğunuza alacaksanız ayarlardan ebeveyn denetimlerini açabiliyorsunuz. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı sizin için çok önemli değilse buradan standart 60 Hz'i alıp daha yüksek batarya performansına sahip olabiliyorsunuz. Veya dinamikte de kullanabilirsiniz tabii ki. Çoklu video özelliğinden zaten bahsettim. Bu da gayet güzel bir özellik. Yani yazılım olarak da dediğim gibi gayet dolu bir telefon. Benim cihaz hakkındaki bir haftalık deneyimlerim bu şekildeydi. Telefon ilginizi çektiyse açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.